Evet, 3, 2, alkışımızı aldık. Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu üçüncü Peri Masalı Aile Masalların Ötesi'nde Facebook canlı yayınlarının üçüncüsü. Eğer kaçırdıysanız Facebook sayfamda bulabilirsiniz. Ve aile ilişkilerinde nasıl daha kolaylık elde edebilirsiniz onu anlar. İşte ebeveyn olabilirsiniz. Henüz kendi ailenizle kolaylığa sahip olmayabilirsiniz. Yani çılgın zamanlarda yani geçiyoruz şu sıralarda. Hatırlamayı unutmayın bu kime ait diye. Kaç kişiyi iyileştiriyorsunuz? Kaç kişiyi çok kötü zaman geçirmediklerinden emin olmaya çalışıyorsunuz. Özellikle işte insanların kendi hayatlarındaki ilişkiler, ebeveynler, çocuklar. Bunların kaçını iyi olduğunu, iyi zaman geçirdiğini ve şifalandırmaya çalışıyorsunuz. Bunların kaçını canlandırmaya çalışıyorsunuz? Diye insanları nerede canlandırıyorsunuz? Mutluluklarını, neşelerini, kolaylık algısını, hafiflik algısını ki onlar bunu alıp kabul etmeye gönüllü değiller. Eğer bir şeyi siz canlandırmaya çalışırsanız insanların hafifliği, çünkü canlandırmak şu, hani bir sanki işte hadi yapın bunu diye bir amigo olmak gibi ve hayat vermeye çalışırsanız insanların mutluluğuna ve olasılıklar ve onlar buna sahip olmaya gönül değillerse bu sizin bedeninizde ve hayatınızda ne yaratır? Ne kadar bunu yapıyorsunuz çocuklarınızla, eş, partnerlerinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle, ne kadarını bu benim işim, bu benim yapacağım şey, ben bir canlandırıcıyım, ben yok edici değilim, canlandırıcıyım, bununla ilgili her şeyi ve siz kendinizin, herkesin canlandırıcı canlandırması olduğunuza ve herkesin mutlu olduğuna emin olduğunuz ve olasılıkların var olduğunu bildiğiniz yere götürmeye çalıştınız. Her yeri yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Gozilyon kere. Ooh. Right, wrong, good, bad, pot, pork, all nine shorts, boys, poets and beyonds. Of, ve merak ediyorsunuz sonra neden mutlu değilsiniz diye. Niye işe yaramıyor bu şeyler ya da neden para akışınız olmuyor? Eğer siz başka insanların olasılıklarını canlandırıyorsanız, onların dünyasında olan şeyleri canlandırıyorsanız, onların şeylerin kaçını kendinizin olarak satın alırsınız? Bunların hepsini yıkıp hayatımı iptal eder misiniz? Lütfen. Right, wrong, good, bad, pot, pork, all nine shorts, boys, poets and beyonds. Bunu sevdim. Terminator, yok edici ne? Yok edici bir filmdi. Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Terminator filminden bahsediyor. O ne yapıyordu? Nasıl söylesem? Daha önce, aslında bu Avusturyalı bir aktör. Yok ediyor. Yani sona erdiriyor. Bu sanki bu, o şöyle bir şey yapıyordu. İşte her şeyi öldüren, herkesi öldüren bir rol kahramanıydı. İşte ve bunu şu an şaka olarak söyledim. Evet. Bu sanki eğer ona bakarsanız tamam. Diyelim ki bir çocuğunuz var. Ve işte ergenliğe geçecek. Ergenliğe geçen çocuklar çok her şeyi önemli yapar. Her şey aşırı derecede dramatik yapar. Sanki o yaşlarda bu realitenin derinliklerine dalarlar. Hatta sizin gibi ebeveynleri olsa bile, hey bak burada araçlar var, hayatın tümü bana kolaylıkla, neşeli yaşamla gelir diye verseniz bile, hepsi değil ama bazıları ya da çoğu derken hayır, bu araçlarla hafifle uğraşır desem bile,
Ben onun yerine işte geziye çıkarım, buraya alternin Kanada'sını seçerim. Ben problem istiyorum. Bu evin buraya alternin normali olmak istiyorum bunlar. O zaman ne yapabilirsiniz? Herhangi bir şey yapabilir misiniz? Hayır, yapamazsınız. Sadece izleyip keyif alabilirsiniz. Kesinlikle izin vermenizi genişletin. Onları çekmeye çalışıyoruz. Onların ızdırap çekmediğinden emin olmaya çalışırsanız, eğer onları korumaya çalıştığınızda neyi yaratırsınız gerçekte? O çocuğunuzun dünyasında ne yaratır? Hey, teşekkür ederim beni kurtardığın için mi der? Yoksa eğer daha o kanalizasyonun sorunu ve o bokun içine daha derinlere mi gider? İşte biz burada neyi pratik yapabiliriz ki, o da şu: normalin ötesinde bir izin verme seviyesinde olmak gerekiyor. Eğer onlar ızdırap çekiyorsa bu bir hediyedir ve burada bir yanlışlık yoksa, ya bunlara, onların kendi seçimlerini yapmalarına izin verseniz, bu onlara karşı bile olsa, izlemek kolay mı? Hayır. Fakat bu sizinle ilgili değil, sizin hislerinizle alakalı değil, onların seçimleriyle ilgili ve onların seçimi yaratıyor. Onlar için yaratıyor. Eğer onlar bu realitenin kanalizasyon çukuruna gitmek istiyorlarsa, onlara katkı olun, gidin eğlendiğin. Çünkü siz ne kadar çok izin verirseniz onlara korumak yerine, muhtemelen daha fazla katkı olacakları. Neyse o. Eğer bunu kişisel almazsanız, aman Allah'ım, ne kadar kolay olabilir sizin için ve ilişkinize ne kadar büyük bir kolaylık yaratır. Herhangi bir formda bunlarla ilgili her şeyi yıkıp yatırım eder misiniz? Right, wrong, good, bad, both, both, ondan, shorts, boys, powers and beyonds. Ve bu sanki şu aile ve ilişkiler o kadar çok beklentilere sahip ki, ona ekili. Bu sanki şöyle: eğer birisiyle ilişki halindeyseniz, hangi şekilde olursa olsun, orada bir beklenti vardır. Mesela o beraber zaman harcamak gibi. Ve orada gizli saklı konuşulmamış bir kuraldır ne kadar zamanı o beraber geçirmeniz gerekiyor. Ve bu eğer yerine getirilmezse, üzüntü hemen ortaya çıkar. Hepsi herkesin dünyasında. Ve bu, eğer sadece bu beklentilerin hepsini serbest bıraksanız, buna eğer hayatınıza birisi olduğunda, şimdi 18 yaşında bir kızımız var. Birçok zamanını bizimle geçirmek istediğini mi zannediyorsunuz? Hayır. Onun bir erkek arkadaşı var, arkadaşları var, partilere gitmek istiyor. Eğer biz şöyle beklentiye girersek, her neyse o zamanı bizimle beraber harcaması gerekiyorsa, bu sadece birçok üzüntü yaratır. Biz onun yerine diyoruz ki, ya eğer bütün tanımlamaları serbest bıraksak, aile olmakla ilgili, ilişkiye sahip olmakla ilgili, ve biz sadece birbirimizin seçimlerine tamamen bir izin vermede olsak, biz onun seçimine izin vereceğiz. O bizim seçimlerimize izin verdiğinde, işte hatta kızım derse ki, birlikte zaman harcayabilir miyiz? Ne zaman? Eğer biz dersek ki, işte bir konferansım var ya da başka bir işim var, özür dilerim, o şu anda yapamam deriz. Çünkü böyle bir yapacağım şey var ve kendi şeylerimizi iptal etmeyiz. Çünkü aman Allah'ım, kızımız bizimle zaman harcamak istiyor diye izin verme iki yönlü çalışır ve çok fazla kolaylık yaratır. Ya şuna izin vermeniz olsa, hayatınızdaki insanların seçimlerine ve aynı zamanda kendi seçiminize. İşte bu çok büyük. İşte çok büyük olan şey bu. Kolaylık seviyesi ailede ve ilişkilerde. Eğer birçoğumuz bunu seçiyor muyuz? Eğer bunu birçoğumuz seçsek nasıl bir dünya yaratırdık? Dolayısıyla buna izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratmayı iptal eder misiniz? Lütfen like, don't good, bad, both, both, online, shorts, boys, powers and beyonds. Oh, vay canına. Unique, sen bir şey eklemek ister misin? Hayır. Çünkü biz onunla öğle yemeğinde çok büyük bir sohbet yaptık.
Bunu izin vermeden bahsettik ve birçok kolaylaştırmalar yaptık sınıflardan. İzin verme sadece ben izin verme yaptım diye kontrol şey yapmak değil. İzin vermek her şeyin ilginç bakış açısı olmak, direnç gösterip reaksiyon göstermemek, hem fikir olup kabul etmek değil. Sadece hiçbir neyse odur, hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir şeyi kişisel almazsınız. Biz bir sohbet yaptık kızımızla ilgili. Ve şimdi biz öyle bir durumdayız ki onun seçtiği şeyse her neyi seçiyorsa bu realitede neyse o. Ya bunun da bir sakıncası yoksa hangi izin vermeyi ona rahatlama yapabiliriz ve ne yaratır ve hepimiz için hangi kolaylığı yaratır ve aynı zamanda onunla çok daha kolay sohbet yapabiliriz ki o kadar kolaydı ki kızımız için de bu sohbet. Bütün bu durumla olmak eğer bir bakış açınız yoksa. Umarım bu konuşma size birazcık katkı olur. Az çok katkı olur. Ve bu çok büyük bir şey. Orada çok fazla şey var. Eğer bunun daha fazlasını kontrol göz atmak isterseniz ilişkilerdeki kolaylık ve onun ötesindeki stresin ötesindeki ilişkilere ve başka sizin işinize yarayan bir şey yaratmakla ilgili bir şeylere bakıyorsanız çocuğunuz varsa aileyseniz bizim bir günlük sınıfımız var. Her 17 Temmuz'da. Bütün gün boyunca olacak pragmatik psikolojide. Herhangi bir ön koşul yok bizim katılmak için. Çevrimiçi katılabilirsiniz ya da Slovenya'ya gelebilirsiniz. Slovenya'da canlı olacak ve çok dört gözle bekliyorum bu sohbeti. O kadar fazla araç ve perspektif var ki çocuk insanların hayatında kolaylık yaratan ve insanlardan bir sürü stresi yok alıp gider. İlişki insanların hayatındaki en büyük streslerden birisi. Öyle bir şey ki ama bu normal, bu normal stres diyebilirler. Evet ama ya bu sizin için artık normal olması gerekmese, eğer hayatınızda bu stres olmasaydı enerjinizi nereye kullanabiliriz? Ne kadar daha fazla yaratıcı olabilirdiniz? Ne kadar çok para yapabilirdiniz? Ve ne kadar fazla eğlenebilirdiniz? Bunların hepsinden konuşacağız. Yani hadi gelin değiştirelim, hadi gelin sizin işinize yarayan bir şey yaratalım. Gelişerek büyüyün her zaman ondan daha fazla. 17 Temmuz'da bize katılmak için hoş gelirsiniz ve başka gerçekten neler mümkün bizim için. Teşekkür ediyorum de muhteşem tercümanlar sihirleriniz için ve bunu diye sizi kendi dilinizdeki insanlar için mümkün yapabildiğiniz için teşekkür ediyorum ve yakında görüşmek üzere herkes. Bay bay, adios.